Arçelik ve Vestel beyaz eşya, dayanıklı tüketim sektörünün iki değerli şirketi. Gelin hep beraber bu iki şirketin bilançolarını, gelir tablolarını ve nakit akımlarını inceleyelim. Büyüme, karlılık, borçluluk ve ucuzluklarını puanlayalım. Hazırsanız başlıyoruz. Öncelikle buradaki terimlerin ne anlama geldiği konusunda fikriniz yoksa açıklamalar kısmına linkini bıraktığım bilanço analizi nasıl yapılır videomu izlemenizi öneririm. Arçelik ile başlayalım. 3 aylık satışlara baktığımızda 32.3 milyar TL ile bir önceki çeyreğe göre %15 artmış. Olumlu ama dolar bazında bir yükselişten bahsedemiyoruz. O nedenle koyu yeşil veriyorum. Renk skalamızı da hızlıca hatırlayalım. Açık yeşil çok iyi, koyu yeşil iyi ama daha iyi olabilir demek. Beyaz renk nötr, açık kırmızı kötü, koyu kırmızı ise çok kötü anlamına geliyor. Yıllık net satışlara geçtiğimizde hem TL olarak hem dolar olarak artış oranlarını beğendim. Açık yeşil veriyorum. Yani Arçelik'in son 3 ayında satış gelirlerinde bir artış olmuş. Pozitif bir hava görünüyor. Çeyreklik favoya geldiğimizde ise TL bazında %22, dolar bazında ise %32'lik bir daralma görülüyor. Yani Arçelik'in esas faaliyetlerinde geçtiğimiz 3 ayda sıkıntılar var. Maalesef koyu kırmızı renk veriyorum. Yıllık favoya bakalım. Yıllık FAVÖ'de ise dolar bazında %2'lik bir gerileme yaşanırken TL bazında %11 gibi iyi sayılabilecek bir artış var. Bu parametreyi nötr buluyorum ve herhangi bir renk vermiyorum. 3 aylık net kârdaki daralma ise çok daha ciddi bir boyutta. Bir önceki çeyreğe göre TL olarak %78, dolar olarak %81 oranında bir azalış var. Rengimiz tabii ki koyu kırmızı. Yıllık net karda da bu denli şiddetli olmasa da ciddi azalışlar görülüyor. Onun da rengi koyu kırmızı. Stok tutma süresinde bir önceki çeyreğe göre artış yaşandığı görülüyor ve 4 yıllık ortalamasının üzerinde. Buraya da maalesef koyu kırmızı veriyorum. Büyüme konusunda arçeliği bu bilançoda beğenmedim. Özellikle netkar noktasında ciddi bir hayal kırıklığı yaşadım. Benden bu kısımda 2 yıldız alıyor. Buradaki 2 yıldız da şu net satışları hatırına. Şimdi de Arçeli'yi karlılık konusunda değerlendirelim. Bakalım şirket geçtiğimiz 3 ayı karlı bir şekilde geçirebilmiş mi? Aslında burada söylenecek çok bir şey yok. Neredeyse tüm parametrelerde ortalamanın altında karlılığı var ve azalmaya devam ediyor. Bakın çeyreklik net kar marjı %1'e kadar gerilemiş. Havok marjında bir önceki çeyreğe göre %32'lik daralma var. Buraya bir tane karanlık ay bırakıyorum. Karanlık ay bu bölümü hiç beğenmediğim anlamına geliyor. Benim için bir ünlem işareti. Arçeli'yi bu bilançoda karlılık noktasında hiç beğenmedim. Büyüme bölümünde net satışları pozitifti fakat bu pozitifliği görüldüğü kadarıyla karlılığından taviz vererek sürdürmeyi başarmış. Borçluluğa geçersek Öz sermayesini %8 oranında arttırması pozitif ama dolar bazında gerileme yaşaması negatif. Sonuç olarak nötr anlamında beyaz bırakıyorum. Kaldıraç oranı hem ortalamasının üzerinde hem de bir önceki çeyreğe göre artış var koyu kırmızı renk. Cari oran ortalamanın altında ve bir önceki çeyreğe göre azalış yaşamış. Ona da koyu kırmızı veriyorum. Net borç Favök'te de aynı manzara var. Ortalamaların üzerinde ve artış görünüyor. Bir koyu kırmızı da buraya. Borç anlamında Arçelik için tek pozitif sayılabilecek unsur TL bazında öz sermayesini arttırmış olması gibi görünüyor. Bu kategoride ben Arçelik'e bir yıldız veriyorum. Son olarak ucuzluğa da bakalım ve Vestel beyaz eşyaya geçelim. FK oranında 17 ile tarihi yüksek seviyede. 4 yıllık ortalamasına göre %51 oranında daha pahalı fiyatlandığı görülüyor. FD Favuk ise 8.81 ile tarihi bir pahalılığa işaret ediyor. PDDD oranında da yine aynı durum var. Öz sermaye karlılığına göre PDDD'yi kıyaslarsak onda da yine tarihi bir pahalılık görülüyor. Yıllık net karda bir artış olmadığı için pek değeri de haliyle görünmüyor. Bir karanlık ayda buraya veriyorum. Arçel'in bilançosunu açıkçası hiç beğenmedim. İleriye yönelik pozitif sinyaller de görünmüyor. Bu dönemin hayal kırıklığı yaşatan hisselerinden biri oldu. Şimdi vakit kaybetmeden bir de en büyük rakibi Vestel beyaz eşyaya bakalım. Vespe geçtiğimiz çeyrek 7,5 milyar TL'lik net satış gerçekleştirmiş. Bir önceki çeyreğe göre TL bazında %39, dolar bazında %22'lik bir artış. Çeyreklik net satışları gerçekten muazzam. Gönül rahatlığıyla açık yeşil veriyorum. 3 aylık net satışlar konusunda vespay kutlarım. Benim beklentimin de üzerinde bir miktar. Yıllık net satışlara baktığımızda ise TL bazında %17, dolar bazında %2'lik bir artış görülüyor. Burası da gayet iyi ama dolar bazındaki artışın bir miktar daha yüksek olmasını isterdim. O nedenle benden koyu yeşil alıyor. Yani iyi ama daha iyi olabilir çeyreklik paboya geçtiğimizde bir önceki 3 aya göre TL olarak %24, dolar olarak %8'lik bir artış var. TL olarak 1 milyar TL'nin üzeri gayet iyi görünüyor ama dolar olarak şuralarda 97'ler, 78'ler varken 63 milyon dolara çok iyi diyemiyorum. O yüzden rengim koyu yeşil. Devam edelim. Yıllık favökte TL bazında %13'lük bir artış var. Dolar bazında ise ufak bir gerileme. Daha önce de dediğim gibi gerileme yaşanan hiçbir parametreye ben yeşil vermiyorum. O sebeple burayı beyaz bırakıyorum yani nötr. 3 aylık net karda Vespa için beklenti 543 milyon TL idi. Bunun %28 üzerinde 693 milyon TL açıkladı. Hem TL olarak hem dolar olarak bir önceki çeyreğe göre artışlar olsa da bu artışların daha fazla olmasını isterdim. Örneğin şurada 83 milyon dolarlık net kar göz kamaştırıcı. Bu parametreye de vespe için koyu yeşil veriyorum. Yıllık net karda TL bazında %10'luk bir artış olsa da dolar olarak daralma yaşanmış. Burayı da beyaz bırakıyorum. Stok tutma süresi ise ortalamaların epey bir üzerinde ve bir önceki çeyreğe göre artmış. Maalesef rengimiz koyu kırmızı. Vestel beyaz eşyaya büyüme bölümünde 3 yıldız veriyorum. Özellikle stok tutma süresindeki artış ile yıllık favök ve yıllık net karında dolar bazında gerileme yaşanması negatif etkenler. Karlılığa geçelim. Vespe'nin çeyreklik brüt kar marjında bir miktar azalma var. Açık kırmızı veriyorum. Yıllık brüt kar marjı ise ortalamaların üzerinde %7 oranında artmış. Açık yeşil renk veriyorum. 3 aylık favök marjı hem ortalamasının altında hem de bir önceki çeyreğe göre %11 daralmış. Maalesef rengimiz koyu kırmızı. Yıllık fabrik marjı da ortalamasının altında ve bir önceki çeyreğe göre arttırmayı başaramamış. Rengimiz açık kırmızı. Eğer yıllık fabrik marjı ortalamasının üzerinde olsaydı, bir önceki çeyreğe göre artış yaşamasa bile en azından benden nötr alırdı. Bakın %19'lara ulaşmış Favök marjında 2021'in başından itibaren bir gerileme yaşanıyor. Umarım en azından 15'lerin altına inmez ama sektörel görünüm marjlardaki azalma eğiliminin devam edeceği yönünde. Net kar marjı da aynı şekilde ortalamaların altında ve azalıyor. Hem çeyreklik hem yıllık net kar marjlarında aynı durum var. Koyu kırmızı veriyorum. Öz sermaye karlılığında %10'luk bir artış çok güzel. 4 yıllık ortalamasına geri gelmiş. Ama bu karlılık maalesef karını yüksek oranda arttırmasından değil, öz kaynağını sabit bırakmasından dolayı gerçekleşmiş. Birazdan borçlar kısmında göreceğiz. Yine de nötr bırakıyorum. Aktif karlılığa baktığımızda ortalamanın bir miktar altında olsa da yine de pozitif. Artış göstermesi güzel. Koyu yeşil verilebilir. Net net de karlılığını çok beğendiğimi söyleyemem. İyi bir yere gidiyormuş izlenimi yok. Bir yıldız veriyorum. Şimdi borçlar kısmına gelelim. Bakın öz sermaye karının görece iyi görünmesinin majör nedeni Vespe'nin bu çeyrekte öz sermayesini arttıramamış olması. Bu çeyrekte Vestel beyaz eşya temettü dağıttı ama onu öz sermayeye eklesek de çok pozitif bir manzara yine de çıkmıyor. Açık kırmızı veriyorum. Kaldıraç oranı ortalamaların üzerinde ve bir önceki çeyreğe göre de artış göstermiş. Cari oran ise ortalamaların altında ve bir önceki çeyreğe göre azalmış. Her ikisi de koyu kırmızı. Net borç fabrik oranının bir önceki çeyreğe göre azalması pozitif ama ortalamasının üzerinde olması negatif. Buraya nötr veriyorum. Genel borca ise bir yıldız veriyorum geldik son bölüme ucuzluk. Arkadaşlar bu bilanço incelemelerinde sektörüyle, rakipleriyle vesaire bir kıyaslama yapmıyoruz. Sadece geçmiş dönemlere göre şirket ne durumda ona odaklanıyoruz. Yani şirket iyi bir yere mi, kötü bir yere mi evriliyor? Birinci önceliğimiz bunu anlamak. O yüzden Wesbey'e ucuzluk parametresinde sadece kendi iç dinamiklerine göre puan vereceğim. Hadi başlayalım. 4 yıllık ortalama FK 5.93 iken şu an 7.37. FK olarak %24'lük bir pahalılığa işaret ediyor. FD Fabök'te de yine ortalamalara göre %14'lük bir pahalılık mevcut. Piyasa değeri defter değeri oranında ise yine %24'lük bir pahalılık görünüyor. Fakat öz sermaye karlılığı ile bu oranı orantıladığımızda %38'lik bir iskontoya işaret ediyor. Gerçi Vespa'nın bu değerde ortalama iskonto oranı %49 iken %38'e çok da ucuz diyemeyiz. Bu parametreyi nötr bırakıyorum. Diğer 3 kriter koyu kırmızı. Pek rasyosuna baktığımızda yani FK oranını yıllık kar artışı ile değerlendirdiğimizde kendi ortalamalarına göre Vespe yine pahalı görünüyor. Vespe'nin ucuzluğuna da yine ben bir yıldız veriyorum. Twitter'dan da yazdığım gibi Vespe Arçeli'ye kıyasla daha iyi bir bilanço açıkladı. Ama genel olarak çok beğendiğimi söyleyemiyorum. Evet büyüme anlamında hala pozitif ilmesini koruyabilmesi çok değerli. Fakat karlılık, borçluluk ve ucuzluk noktasında kötü sinyaller veriyor. Arçelik için pozitif unsuru çok ciddi bir geri alım yapıyor olması. Vespe'deki pozitif unsur ise kapasite artışı. Önümüzdeki yıllarda beklenen yüksek temettü verimliliği, Arçeli'ye kıyasla epey bir iskontolu görünümü ve sektörüne göre iyi bir bilanço dönemi geçirmiş olması. Aynı zamanda yurt dışındaki benzer şirketlere göre de bir miktar iskontosunu koruyor. Son olarak Efre üzerinden nakit akımlarına da bakarak kapanışı yapalım sol taraf Arçelik, sağ taraf Vespe. İşletme faaliyetlerinden nakit akışlarına baktığımızda son çeyrek her iki şirkette de gerileme şansa da Vespe pozitif nakit akımını koruyabilmişken Arçelik'te çok ciddi bir zarar var. Ayrıca genel olarak orta vadeli seyrin Vespe'de daha pozitif olduğu görülüyor. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına baktığımızda Vespe'nin çok daha agresif yatırım harcamaları yaptığını görebiliyoruz. Çok detaya girmeyeceğim son olarak waterfall diyagramı ile son çeyreği değerlendirelim. Dönem başına ve dönem sonuna bakarsak Vestel beyaz eşyaya bu çeyrekte bir nakit girişi olmuş. Yatırıma bu denli yüksek bir para harcamasına rağmen pozitif nakitle çeyreği geçirmesi kıymetli. İşletme faaliyetlerinden gelen nakit akımlarının desteği büyük ama farkı yaratan finansman faaliyetlerinden gelen nakit akışları olmuş. Yabancı para pozisyonundan ise Vestel beyaz eşya herhangi bir nakit akışı sağlayamamış. Arçeli'ye baktığımızda dönem başına göre dönem sonunda bir gerileme var. Bunun en büyük sebebi işletme faaliyetlerinden gelen negatif akım. Ki bu dönem Arçelik Vestel Beyaz Eşya'ya nazaran yatırıma çok daha az para harcamış. Finansman gelirleri her iki şirketin hemen hemen aynı iken yabancı para pozisyonundan elde ettiği kar Arçelik'in dönem sonu zararını bir nebze törpülemiş. Nakit akımlarına baktığımızda da ben yine Vestel'i yi Arçelik'e nazaran daha olumlu buldum. Her iki şirketin de çeyreklik bilançosu hakkında epey bir bilgi öğrendiniz. Artık hangisinin bilançosu daha iyi, neden daha iyi çok net biliyorsunuz. Sonuç olarak şunu da eklemem gerekirse beyaz eşya sektörünün önünde riskler somutlaştı. Adet bazında satışlar düşüyor, pazar daralıyor. Bu durum Türkiye özelinde değil tüm dünyada böyle. Resesyonun iyiden iyiye kendini hissettirdiği sektörlerden birisi dayanıklı tüketim. Vestel beyaz eşya bence kendi iç dinamiklerindeki avantajlar nedeniyle uzun vadeli yatırım için hala cazip. Özellikle Arçeli'ye göre. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz paylaşımların devamı ve daha çok kişiye ulaşması için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Ayrıca analiz yapmamı istediğiniz hisseleri de yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Herkese mutlu, sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.